Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kaçıncı sayfadaydık? 233. Tamam. Son. Adamda haberim var yani. Evet arkadaşlar, canlı yayında olanlar hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Geçen hangi gün yapmıştık? Pazar akşamı. Pazar akşamı yaptığımız dersin devamını yapıyoruz. Kastamonu 233. Cumartesi akşamı. Pardon, cumartesi miydi? Maddi ve manevi nefs emmari. Sistemi anlattı. Hazır mıyız abiler? Hazırız. Bak şimdi. Cumartesi yaptığımız sistemi anlattı. Bizi değil. Yöntemi anlattı. Bir kalıp düşünün. Yani bardak olabilir. Ama böyle çetifelli bir kalıp düşünün. İsterseniz oraya zeytinyağı dökün. İstersen bal, istersen pekmez, istersen su, süt vesaire. Dondursan şekli aynı olur. Ama ağırlığı farklı olur. Şekli aynı olur. Sistem şu. Mühim bir şey söylüyorum şimdi. Kelam, sistemi anlatacağım da. Kelam simahtan, kulaktan akar. Hani ha dur. Kelam nasıl oldu? Oradan ondan sonra gireyim. Kalpte mana çıkar. Su dağdan bir çıkar ya, ufak bir sudur ya. Kolum kadı yoktur. Sonra o ırmaktan eklenir. Bu sazlıktan eklenir. Bu dereden eklenir. Koca olur fırtına deresi. Kalpten bağına ince bir şeydir. Çıkar. Kalpteki latife-i rabbani, latife-i insaniyeden alacağını alır üzerine. Hani su gelirken geçtiği yerlerden eritiyor ya. Taştan, topraktan, ot varsa, çürümüşse, ağaç kütükleri varsa, yerde altındaki taşlardan yani soyar, eritir. Aşağı gittiği zaman bayağı üzerine yüklenmiş olur. Aynı bu misal, kalpten ince mana çıktığı zaman kalbin içerisindekiyle boyalanır. Nedir en öne çarp? Kalpte latife insaniye var. Sonra iner aşağıya, vicdana gider. Vicdanda o dört mertebeden geçer. Sonra dimağa girer. Su. Su düşünün. Su böyle gidiyor. Sonra dimağda yedi mertebenin her tabakasından geçer. En son muhakemattan anlatıyorum bunu. Hayale girer. Bu bütünsel bir mana. Yani kalpten çıkan mana. Kalpten, vicdandan dima üzerine taşımış. Ona uygun bir elbise giydirmek ister. Hayalhane. Hayal elbise giydirir. Kelam. O elbisenin adı kelamdır. Ya mesela çocuk mudur bu? Elbise farklı olur. Büyük müdür? Yaşlı mıdır? Genç midir? Esmer adam mıdır? Beyaz adam mıdır? Herkes farklı. Şey yapar değil mi? İşte bunu hayal yapar. Ya tam tamına elbise giydirir. Bu da mümkün değil. Ona yakın olur. Gönderir. Şimdi tersini şey yapıyorum ve bu mevzuya gireceğim. Sistemi anlatmak adına. Kelam simah der. Muhakemat yenisi 21. sayfada. Kulağa atar. Kulağa girdi mi abiler? Dimağa girer. Dimağa girdi mi? O kelamı tahayyül şekillendirir. Tasavvur, bilgi, malumat, zan, şüphe, tereddüt gibi şeyleri ayrıştırır. Yani kamyon toprağı getirdi yüksek fabrikaya. Yani sonra o toprağı boşalttı kamyon. Buna 800 santigrat derece verildi. Topraktan şu maden ayrıldı. 1000 santigrat derece verildi. Şu ayrıldı. 2000 santigrat. Yani derece derece mesleğin biraz. Bunun eğitimini görmüştük.
derece derece ısı verilerek imbiklerden akar, maden, madde akar. En son cuf dedikleri madde kalır. Hiçbir şey yaramaz zahirde. Bu kamyonun yüksek fabrikaya attığı gibi dima attı. O kelamı kendisine uygun hayal şekillendirir. Tasavvur, fikir yapar, zan yapar, malumat yapar, bilgi yapar, şek, şüphe, tereddüt yapar. Taakkul kendi imbiklerinde vesaire o vicdana girer. Vicdanda irade canlıdır, ruhludur, şuurludur. Öyle bir tercih gibi değil. O irade enerji olur. Zihinde mana olur. Histe bağ olur. Latife-i Rabbani'de göz olur. Vicdanı anlattım. Vicdanın en diş tarafında ne vardı? İrade. Gel içeriye. Zihin. His. Latife-i Rabbani. Ha, şimdi ben uyguluyorum. İrade güçtür. Zihin manadır. His bağdır. Latife-i Rabbani'ye gözdür. O vicdanın komplesi nedir? Feyizdir. Feyziyat olur. Muhakemat 21. Sonra girer kalbe. Sonra ruha girer. Ha, şimdi bu neydi anlatmaya çalıştım? Çıkarken, girerken bu sistemi anlattım. Şimdi cumartesi yaptığımız bu Kastamonu'da 233 sistemdi. Şimdi bizde nasıl çalışacak? Bizde nasıl çalışacak? Tamam. Hazır mıyız abiler? Kılımcı olun ama. Okul esul ama izli sesli. Ve noktayı nazarlan bize vere vere. Ben lazımsa girerim devreye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzle ama. Hı. Geçen hafta bir yukarı okumuştuk. Şimdi aşağıdan başlıyoruz. Ha, aşağıdan bu zaman. Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefse emmare ittifak edip öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahide-i maneviyede benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefsi emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hotkamlık ve meyli tefevvük gibi gayet zulümlü, zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya, rekabet damarını hissettim. Geçen haftaki okuduğumuz yerde normalde yani eski zamanda bu nasıl oluyor? Bu iki nefsi emmareden insan nasıl kurtulur demişti. Ya elemler tokatlarla veya da bütün hissini maksadına feda etmekle kurtulabilir demişti. Risale-i Nur da bu dedi nasıl kurtulmasını da söyleyecek şimdi. İşte bu acip asırda zaten asrın birçok cihetlerini başka mektuplarda zikrettiği gibi dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki malum nefsi emmare hem de mecazi bu manevi nefsi emmare içinde kör hissiyat ittifak edip öyle seyyata yani günahlara insanı günahlara severek giriyor ki insanlar kainatı hiddete getiriyor. Yani bu iki nefsi emmare ittifak etmişler. İnsanları öyle günahlara, öyle seyyiatlara sevk ediyor ki kainatı hiddete getiriyor. Yani kainatı hiddete getirmesi antika bir tabir abi. Kainatı hiddete getiriyor. Yani beşerin günahı kainatı niye hiddete getirsin ki? Evet. Yani Allah alem yani nur talebeleri iman vazifesiyle alakadar olduğundan mıdır acaba? Çünkü bunların yani nur talebelerinin hizmeti imaniyle zaafları ehli dalaletin hücumunu çoğaltıyor. Ama hizmeti imaniyete nur talebelerinin gayretleri, sebatları, metanetleri ehli dalaletin planlarını alt üst ediyor. Hatta bunu sizin diyor sebat ve metanetiniz diyor masonların planını akın bıraktı diyor şualarda. Bak sizin sebat ve metanetiniz
Masonların planlarını Akin bıraktı diyor. Ve sebat ve metanet çok ehemmiyetli. Çünkü onların planının Akin kalması hizmeti imanını inkişafı demektir abi. Nur talebelerinin fütür yapması, tembellik göstermesi, hizmeti imaniyede gevşek durması bu sefer ehli dalaletin hücumunu çoğaltmasıdır abi. Fırsat bulup galip etmesidir yani. Çünkü iman vazifesinin birinci derecede alakadır. Onun nur talebeleri bu zamanlar Risale-i Nur yani. Peki bir tanesi desi ki kainat ki ben bir köşede böyle bir günah işliyorum. Veya kitap okumadım vazife. Yani bugün kitap okumadım, namazımı kılmadım. Onunla ne alakası var yani? Kainat nasıl hidete geliyor? Yani kainat kim? Ben kim ya? Niye o kainat? Senin küçük bir köşede cevşen okuyorsun. Mesela haram işliyorsun. Bir köşede kainatta yerin bile yok. Maddeten. Kainatın noktayı merkezde insan var. İnsanlar da kendi aralarında derece derece var yani. Çünkü insanlar herkes beşerdir, insandır ama herkes insaniyet makamına çıkmamıştır. Yani kim halifelik o emaneti kübrayı hamletmiş ise insaniyet vazifesiyle kim alakadar oluyorsa bu vazife daha ziyade onların önce hatta 21. lemada diyor ya ihsan-ı ilahi tarafından yani umumi ve büyük bir vazifeye ihsan-ı ilahi tarafı omuzumuza konulmuştur diyor. O yüzden kainatı bu cihetten etkiliyor. Yani kainat insana bakıyor. Evet, insana. Merkez bakıyor. İnsan. Kainat... Bir şey diyeyim abi? 23. söz abi buna cevap veriyor Üstad Hazretleri. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ve sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Yani küçüklük diye büyüklük değil, kemiyet, keyfiyet burada esas abi. Doğru. Mesela İşaret Hücaz'da bu soruyu şeyi sormuşlar. Tahir abiye. Rüştü abi sormuş. 178 mi? İşaret Hücaz'da diyor ya. Filerd. Yufsiduna filerd. Arzı fesada veriyorlar. Yani kainat insanın bir günahıyla Tahir abi niye fesat olsun yani? Niye hiddet etsin? Tamam etsin de nasıl ediyor, nasıl oluyor diyor. Orada orayı açmış okumuş. Orada hatırladığım kadarıyla iki tane örnek veriyor. Sıralıyor İşaret Hücaz'dan. 178'de diyor ki bir saati düşünün saati. Çarklarının bilmem eski saati gördünüz mü? Görmüşsünüzdür. Çarklar var ufak ufak böyle gözler zor görür. Onun içerisine bir toz düşse diyor sekteye uğrar. Veya diyor göze bir tane toz düşse koca kainatı seyreden göz bir tozla kainat kapanır. Toz kainatı kapatıyor. Diyor. İnsan da kainatın kalbidir. Yani küre-i arz kainatın kalbidir. 15. sözde. Neyse buna durmayacağız da. Şimdi sorulursa diye orası yani insan kendisini cirmi ve işaretleyeceğiz de gene cirmi ve cismi kadar küçük değil yani ruhu. Şimdi burada kainatı hiddete getiriyor insan. İnsana bakıyor çünkü kainat. Merkezinde insan var. 10. sözde de bunu söylüyor abi bu. Diyor, bu küçük insan ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebeyi amali için kapansın. Kapansın. Evet. Kaç, 10. söz değil mi? Kaçı? 68 miydi? 62 abi. 62. Şimdi hatta kendin bir dakika zarfında diyor. Bak şimdi. Bunu eyleme dönüştürüyor. Şimdi okunanlar var ya sistem. Şimdi diyor ki tamam bunları okuduk. Bittik. Lugatta yaptık. Barış oradan okudu. Senden. Ben de şey yaptım. O da anlı. Tamam da ne oldu ya? Yani bildik de ne oldu? Şimdi eylem. Diyor ki, hatta kendin bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneyi tercih etmeye çalıştım. Sıkıntı günahın sebebi olduğu gibi. Yani insanlar günah niye yapar? Sıkıntıdan kurtulmak için. Sıkıntı sefaate malim diyor. Bir de başka var bu taraf. Sıkıntı aynı zamanda yaptığımız haseneyi de tahrip ediyor. Yani dalaşıyoruz kardeşimize. Bir şey yaptığı zaman tenkit ediyoruz. Durmuyoruz yani. İçeride sıkıntı demek kontrolsüz bir enerji demektir.
Sıkıntı realitesi var biliyor musun? Sıkıntı kontrol edilemeyen, şu mesela bir yangın olsa burada. Yangın olsa halı yandı, dumanı ayrı, ısısı ayrı, alevi ayrı değil mi? Yastıklar yansa, lambir yansa, masa yansa, hepsinin dumanı, ısısı, ışığı ayrı değil mi? Burası ne olur kapalı? Yani neler yanıyor Mehmet? Perdeler yansa, bunlar yansa, klima yansa, bu yani çeşitliliği anlatmaya çalışıyorum. Hepsinin dumanı, nuru, ısısın ışığını ayrı olur mu abi? Burası bir kaos olur. Bütün işte sıkıntı bu. İçimizde hayalin, düşüncelerin, mazinin, vefasızlığın, ihanete uğramanın, istediğim de olmadığı şeylerin, yani hepsinin bir enerjisi var. Patladı o, içimizde dolaşıyor. Sıkıntı bu abiler. Kontrolsüz. Şimdi bir yere çarpacak bu. Bu yerde tahliye olacak. Eski bir mece vardı bilmezsiniz. Otobüslerde de var şu anda. Gidiyor mu? Havası gidiyor. Şimdi eğer bir şekilde havamız alınmasa bir yere çarpacağız, toslayacağız. Ya İbrahim, İbrahim ne biçim adamsın lan? Ha la bak saat kaç ya kurmadığın şeyi. Bak yapacaktın şeyi. Bu yok tezgah bunu bırak. Evde de daha değişik. Biz kendi dünyamızdan söylüyoruz. E ne yapacak? Ya başka şey söyleyeyim. Bu ne biçim ders yapıyor ya? Keşke içinde ha, oraya girmese. Böyle dese. Zarar veriyor bu hizmete. Ne demişti? Enaniyetle ve sadakasızlıkla itham ettirir. En berbatı da o. İçerideki sıkıntı. Bu enaniyetli. Bu var ya bu. Bildiğiniz gibi değil o. Dersi yapıyor. Milleti falan risanlaştırmak için değil. Kendisini göstermeye çalışıyor. Hizmete zarar veriyor. Sadakatı bozdu. Gibi. Diyor ki bak. Hatta kendin bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 20 para 60 kuruşluk bir haseneye tercih etmeye çalıştı. Neymiş o? İçeride bir şey var Mehmet. Bunu ben anlatayım, ben söyleyeyim, imam ben olayım. Ustad demek ki içimizde bu var ki ustad söylüyor. İmamla ona tercih edin. Niye söylüyor ki? Niye Allah Resulü tebessüm etmek sadakadır diyor. Ne kadar gaddarlık var anlayın. Ne kadar hainlik var, ne kadar somurtkanlık var, ne kadar zalimlik var. Ne kadar birbirini sevmiyor ki taş kaldırmak sadakadır diyor. Ya bir şey söylettiriliyor ihtiyaca binaen değil mi? Şimdi bunu niye söylüyor? Taşı kaldırın diyor sadakadır diyor Allah Resulü. Çünkü zalim. Tebessüm edin diyor. Hepsinin surat asık asıl saadet. Tebessüm etmek sadakadandır. Söylettiriliyor. Baklava yemek sadakadır demiyor. Yedirmek sadakadır diyor değil mi? Daha birinci eftal. Şimdi bunu niye söylettirdi? 10 dakika zarfında büyük bir mücahide-i manevide içi kaos yanıyor ustadın. Benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarına atıp yol açtığı halde o iki nefse marenin ikisi de sabit. Üniversite diploması aldın diye ortaokul diploması, lise diploması kaybolmuyor. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmıyor. Hala duruyor orada. Ne yapmış o iki nefse mare? Muvakkat bir gafleti fırsatında. Gaflet. Gaflet de demek ki tahliye şeyi. Hodgamlık. Hodgam ne abiler? Hodgamsız yani bencil. Bencil adam yani. Ben merkez. Hizmet mi olacakmış? Ya bu adam kırılacak mı kırılmayacak mı? Adam onun umurunda değil ya. Bu adam derse anlayacak mı anlamayacak mı? Adamın anlamasına gayret etmiyoruz. Yeni gelen adamı direkt okuduğumuz zaman bu seviyede olsun diyorsun. Ya bu nasıl bir anlayış ya? Apaçıktır diyor. Ne apaçık? Kur'an'da, Kur'an içinde Allah söylüyor. Kur'an apaçıktır diyor. He hafız. Hatırladın mı ayetini abi? Kur'an apaçıktır diyor. Sizin için apaçık beyandır diyor. Tenzilün kitabı bu bin diyor herhalde. Evet yani apaçık bir beyan, apaçıktır diyor Kur'an. Apaçık. Ama 350 bin tefsir gelmiş. Alimler kendilerini yırtmışlar. Aman bunlara bu manayı nasıl aktaralım?
Aman Kur'an'ı nasıl muhatap edelim? Aman Kur'an'ı nasıl tanıştıralım? Aman şu Kur'an'ın bu manasını nasıl çıkartalım? O didinirken biz acayip bir şey ya. Kraldan kralcı olmuşuz. Tuhafıma gidiyor ya. Kur'an'a cari olan bir kanun, lisanında da cari. Kur'an için bulun ya onu istersen, hafızı ararım. İşte, Kur'an apaçıktır diyor ya. İşte 500 defa okudum diyor ya o ayet-i kerimeyi. Yani haşire evet ya. Hücum edildiği zaman 500 defa okudum ta haşir risalesini vücuda gelsin. O 500 defa okumakta ortaya çıkan manaları o kalıplara soktu. Bugün mesela ne dedim? Dedim ki bak, ben varken, beraberken şu 13. lemayı, şeytandan istiazeyi beraber okuyalım dedim değil mi? Sebebi ne biliyor musun? Lugat değil. Lugatla çözemezsiniz onu. O hepsi ama %100'ü tamamı 13. lema istiazeyi risalesi, cin, şeytan ve nefsi, maddi ve mali nefsi, onların haritasını anlatıyor ya ve vesvese. Hepsi tabir. Beraber mutalaa edelim onu. Lugatla olmaz o. Olur da olmaz ya. Şimdi Kur'an apaçıktır diyor. Risale de apaçıktır. Ama kendisi söylüyor. Her mevzuyu herkes anlamaz diyor. Kayyumiyet bahsinde de şu mevzuyu diyor sonra okursun. Ehli fen okusun ilk önce diyor. Ama hissesizde kalmazsın diyor. Ama her konu herkese göre değildir diyor. Vesaire. Şimdi kardeşim bu insanlara ben bunu nasıl ulaştıracağım? Ben konuyu değiştirmedim. Buradayım yani. Benim cephemde kendi noktasına bakıyor. Bana ne adamın? Ya hamiyetin yok mu? Gayretin yok mu? Gayretullah'ın mı bitti ya? Ben bu insanı iman nasıl kurtaracağım? Allah şahidim olsun bak. Tarikatta nurları tanıdı. Külliyat evini aldı nur desin psikolojisinden dolayı. Diyor ki bana. Ben tarikatı bırakıp nurcu olayım. E kardeşim sen Risale okuyorsun. Risale okuyorsun başladı. Dersleri de haftada gidiyorum diyor. Zikir de yapıyorum diyor. Adıyaman'a bağlayayım. Ya kardeşim buraya gelip de ne yapacaksın? Orada da alışmışsın. Bir çevrem var. Aynı şöyle diyorum. Kardeşim gelip ne yapacaksın ya? Ol orada. Gelince de zaten ne diyeceksem zaten sana söylüyorum. 5-10 dakika risale okuyor musun? Tesbihat yapıyor musun? Dersleri gidiyor musun? 3 tane. Başka bir şey yok. Tesbihatını yapıyor musun namazdan sonra? Dersleri gidiyor musun? Dersleri, tesbihat. 5-10 dakika risale okuyor musun? Ya ne yapacaksın kardeşim? Gelip de ya ben diğer meşrektekini ile gel demiyorum da ya kardeşim bu insanlara ben anlatayım. Ne anlatacaksın ki? Kimden olursa olsun Müslümanlar nerede mi kimden olursa olsun istifade eden taraftar olmaktır. Aman buraya gelsinler benden ders alsınlar bana sevap kazandırsınlar demek nefs emarenin bir nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. 20. lema bak. Şimdi bunu gayret olacak gayret. Ben bu insana nasıl varacağım? Ben bu insanı nasıl namaz kıldırtacağım? Ben bunlara nasıl mı sevdirteceğim külliyatı? Geldi, okudun gitti. Peki seni çala kadar etmiyor mu gittikten sonra? Anlaşılmıyormuş ya. Bunu duyduğun zaman üzülmeyecek misin? Yani sen metnini değiştirmiyorsun ki. Adamla muhatap oluyorsun. Bak, benim cephemden 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtı aldı. O iki nefsem mare. İkisinin farklı özelliği var. Muvakkat bir gaflet fırsatında, birincisini konuşmuştuk hatırlarsınız. Yemek, içmek, yatmak, bedensel bir hayat. Maddi nefse emmare. Değil mi? Onu öldürebilirsiniz arkadaşlar. Az yersiniz, az uyursunuz. Bulunmazsın, açmasın telefonu, açmasın interneti, televizyonu. Maddi nefse emmareden kurtulursun. Mümkün. Mağaraya girersin. Gazali 10 sene girdi. Manevi nefse vardı nasıl kurtulacaksın? His, heves, asap, tabiat. Bu içimizde. İçimiz. Ben bana düşmanım ya. Düşünün. Ben benden kaçıyorum. Ben beni sevmiyorum. Ben beni sıkıyorum. Ben bana vesvese veriyorum. Ben benim ortadan kaldırıyorum. Ben bana vehim veriyorum. Vehimi ben veriyorum bana. Vesveseyi ben veriyorum bana. Ben sıkıntı veriyorum bana. Nasıl kaçacaksın? Nereye kaçacaksın şimdi? Bu maddi manevi nefsen var. Nasıl kaçacaksın bunu? Nasıl tahliye edeceksin? Bu kaos oldu. İçeride bir enerji doldu. Nasıl tahliye edeceğiz bunu? Diyor ki bu iki nefsi emmare muvakkat bir gaflet fırsatında hodgam oradan açıldı. Hodgam neydi?
Gamsız yani. Ne demek gamsız? Hamiyetsiz ya. Kendinden başkasını düşünme. Kendini merkeze koymuş pergelin ucunu nereden çizerse çizsin. Ben susuz kalmayayım da dünyaya yağmur düşmesin. Acayip bir şey ya. Mesela biz mektepte iş yaparken dinleyeceklerdir yani, duyacaklardır. Zeki abi var Mecidiyeköy'de. Dershanede vakıf, düz okurdu. Okuldaki atölye şefimiz vardı, sonra okul müdürü oldu. Bilal Hoca. O geldiği zaman bize uygun konuşuyordu. Allah biliyor hepimiz zaman ama. Kapıya bir girerdik, Bilal Hoca mı derste? Orada. Yoksa Zeki abim. Zeki abi olunca, o abi ne haber nasılsın? Hop bir bahane çekip giderdik, derse kalmazdık. Çünkü zaten ben yolda, otobüste de okurum. Bilal Hoca olduğu zaman, çünkü 2,5-3 saatlik yol. Mutlaka geç kaldığımız zaman dayak yiyeceğiz evde. Dayak yiyeceğiz. Dayağı göze alacağız. Çünkü Bilal Hoca yaparsa. Çünkü niye? Ya çocuğuz ya. 15-16-17 yaşında. 17 yaşında. Şimdi ne yapıyor? Bilal Hoca kendini yırtıyor. Bize uygun konuşuyor onu. Bozdu mu burayı? Ya işte bu. Bize öyle konuştu diye külliyatı mı bozdu? Ne yaptı? Beni kazandı. Kötü mü oldu? Beni kazandı. Öteki, şimdi hotgamdan açılıyor. Gamsız. Ben merkezli. Hac. İmanı kurtuldu mu? Bana ne diyor? Lan bunlar bahane ya. Risale-i Nur bahane ya. İman esastır ya. Allah esastır ya. Bunlar bahane bir arkadaşlar. Vesileyi gaye yapılmış. Bunlar vesile kardeşim. Biz bak şu anda gözlüğe bakıyorum. Bak gözde şu anda gözlükle bakıyorum. Külliyata bakıyorum. Külliyatla bakıyorum. Bunu niye okuyoruz? Tahir abiye göre namazı güzel kılmak için. Rüştü abiye göre için okuyoruz bunu? Külliyat gözlüktür. Kur'an ne diyor diye bakıyorum diyor. Allah bana ne diyor? Görüyor musun? Ha. Şimdi hodgamlık, ben merkezli, meyli tefevvük gibi. Yani ondan üstün gözükmek için bu dersi ben anlatayım. Tamam mı? Belki de o izah edenler izahlı yapınca benden farklılaşıyor, imtiyazlaşıyor olmasın. Ondan karşı çıkıyoruz olmasın. Düz okursak eşit oluyoruz. Farklılık izahta oluyor. Benim meziyetim yoksa düz okumasını isterim. Acaba öyle bir şey olmasın? İtham değil bu ama insanın hatırına geliyor. Meyli tefevvük gibi. İnsanda bu yok mu? Üstün olmak, emsalinden üstün olmak gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya, rekabet damarını hissettim. Bu manevi nefse mar yapıyor işte. İşte bu dersin sistemdeki gaye şu, farkında olmamız gerekiyor. Tenkitte, takdirde, onaylamada, reddetmede acaba hakikaten ben samimi miyim? Beni buna iten nedir? Yani hotgamlık veya meyli tefevvük. Yani ben merkezli düşünmekten veya ondan üstün gelmek, sadakatimizi ithamla, sadakatimizi tenkitle, sadakatimizi bilmem neyle göstermeye mi çalışıyoruz yoksa? Sadakat yarışımı yapıyoruz. Ben daha sadakatliyim. Benim babam senin babanı döver. Tamam? Yani sadakat yarışımı yapıyoruz. Ben daha sadıkım. Daha düz okuyorum. İzle okuyan okusa ne olacak ki ya? Üstad yaparmış 6 saat. Sabah namazından sonra Allah rahmet etsin. Bursa'ya gömüldü bir sene önce. O abinin adı neydi ya? Şenler. Şenler. Ablası da geçen işte reis mezarlığına gitti. O abla ne hizmetler etmiş? Reis mezarlığına canı Şen'i ziyaret etti. Şenler. Huzur Sokağı diye bir romanı var ablanın. Ona gitmiş. Onun abisi neydi o abi? Bize her gün meslek meşrep ders yapıyordu işte abi. Zeytinburnu'da 90'da. O abi Fatih'ten gelirdi. Şenler. Hatırıma gelir o abi. Şule Yüksel Şenler. Onun abisi. O şimdi çok derdi böyle.
derdi ki, ustad sabah namazında bize ders yapardı, işaret icazdan daha çok dedi, müştabiye derdi ki, Rüştü kardeş, bize dedi en fazla bir paragraf veya bir sayfa işaret icazdan 6 saat, 5 saat sürerdi diyor. Müştabi derdi ki, nasıl dayanıyordunuz? Abi dayanmak şöyledir, Rüştü kardeş diyor, dizimin üzerine otururduk, hiç anlamazdık. Hiçbir şey donsa bile, uyusa bile ayağımız anlamazdı. Ustad 6 saat izah. Sonra sorardı, anladın mı derdi. Üşenmeden, anlamadım ustam. Tek tek yeniden. Tamam, şimdi sana sorardı. Herkese sorarmış. Anladım, şurayı ben anlamadım. Ustad tekrar baştan izah edermiş. Hatta Kastamonu'da da aynısı yapıyormuş. Mehmet Feyzi diyor, hadisatı şey diyor, diye size yazacak bunu diyor. Mehmet Feyzi diyor. Buranın hadiselerini bunu yazacak size diyor. Buradaki olayları. Ha ne yapmış? Ne için ben atmadım? Şimdi manevi nefsemar abiler. Manevi nefsemar şu. Hotkan, ben merkezde yaşamayacağız dershanede. Bu dersi ben yapsaydım, keşke ben anlatsaydım, bunu şey yapsaydım. O da meylü tefevruk. Bizi bunu itebiliyor. İtmez değil. Kendimizi bundan istisna görmek işte düştüğümüze delildir. Diyor ki ne için ben atmadım diye çirkin bir riya. Bu yani bizi tenkitte diyor sait nedir? Yani bize tenkide sevk eden nedir? Onu bulmak zorundayız. Hak mı? Hak tenkidi hakikati rendeşler. Riya tenkidi bilmeyiz onu o tahrip eder. İmam Ali'ye göre çare sunmayan tenkit tahriptir der. Yani tenkit ederken, hücum ederken acaba bizi hangi sebep bunu yapıyor? Hamiyet mi? Yoksa hudgamlık mı? Hizmeti mi düşünmek veya meylü tefevvut mu? Nasıl anlayacağız? Sizce nasıl anlarız? Altında söylüyor herhalde. Bunu şöyle söylüyor. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri. Oradaki dusturlar. Abiler daha önce konuşmuştuk. Resul yoktu burada. Kırıkhan'daydı. Nöbetinde. Mehmet de bilir. İhlas Risalesi'nde 9 tane esas var. Başında. Ama eylemsel 4 tane dustur var. Dustur mülktür. Esas melekuttur. Enfusidir. En büyük kuvvet. En büyük ihlas, en büyük nokta istinad, en büyük fazilet. Tamam, bu enfusi, mana. Dustur ise, birinci dusturunuz. Vazife-i ilahe karışmamak eylemde. İkinci dusturunuz. Kardeşini tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Evet bak, eylem. Mesela kaç dustur var? Dört. İhlas Risalesi 4 ayettir. Açılımıdır, eylemseldir. Dustur dışsaldır, esas içseldir. Yani dış tarafımızda dikkat edeceğiz. Tenkit, şamede diyor değil mi tenkiti? Diyor ki, bir de münazaratta da var. Hak ve hakikat bizi tahrik etmeli tenkitte. Aldanma. Peki nereden bileceğiz bunu? İhlas Risalesi ölçümüz olmalı. İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini. Risale-i Nur ve İhlas Risaleleri. Evet. Cenab-ı Hak 100.000 şükür. Risale-i Nur ve bilhassa evet. İhlas Risaleleri, Risaleleri diyor. 20 ve 21. Niye? 20'yi nereye bakıyor? 20. İhlas Risalesi, cemaatler arasındaki, Müslümanlar arasındaki duruşumuzu, nasıl davranacağımızı gösteriyor. Cemaatlara, Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize nasıl bakacağız? 20. lema. Karıştırmayacaksın. 21'i onu yapmayacaksın. 21 gözüyle 21. lema nedir? İçimiz. Hizmette olan kardeşlerimize. Enfüs afak gibi. Enfüs afak gibi. Yani 21. lema kendi mabeynimizde. Mesela şöyle uygulayayım. Bizim dusturumuzda istina var. Kimseden para istemek yok. Tamam mı? Ama İslam dünyasını Allah Resulü mescitte istemiş.
Bu orduyu kim donatacak demiş. Ebu Bekir Sıkı ben yapacağım demiş. Değil mi? Mescitte Allah Resulü istemiş. Bu orduyu kim donatacak? İmkanı olan yapsın diye diyor. Kuyu mesela. Su kuyusu. Ha. Bizim meslek nedir? Allah Resulü'nün bir herkese uyguladığı var. Bir de has daireye uyguladığı var. Nedir o? Zekat almak mubahtır. Değil mi? Helaldir. Fakir, fakirse alabilirsin. Ehl-i beytsen alamazsın, haramdır. Peygamberin neslinden misin? Zekat alamazsın. Çünkü zekat malın pisliğidir, pisidir, kiridir der. Ehl-i beyte kir yakışmaz. Ona ayetten verirsin. Bak yani ya İslam'da istemek var da niye nurculukta yok? İslam'da zekat almak var ama ehl-i beyte zekat alamaz. Bakın gibi ya. Ha, o zaman 20. lema ile 21. lemayı kıyas ettiriyorum. Şimdi kendi alemimde yapayım 20. lema ile 21. lema. Eylemde birbirlerimize 20. lema ile bakalım. İç alemimdeki çatışan duyguları 21. lema. Ben yaptım. Şimdi içimi 21. lema ile 21. lema ile tamir edeceğim. Beraber yaşadığımız dershanedeki kardeşlere 20. lemayı genişletiyorum. Biz birbirlerimize 21. lemayla yapacağız. Süleymancılar, tarikatçılar, Mahmut Efendiciler, Kadiriler, Nakşiler, Şazililer, Caferiler, Azeriler var da var. Tamam. Cebriyeler, Mutezile. Nasıl bakacağız onlara? 20. lema. Orada hele 9 tane madde var. Bunu bilmemekten kavga oluyor diyor. İşte İhlas risaleleri o maddi ve manevi o nefsi emmaremizi mi ne ki altyapısı nedir? Beni tenkit ettiriyor ama bana bunu söylettiriyor ama acaba aşkı hak mıdır? Sayık yani sevk eden nedir? Beni bu şeye tenkide veya takdire sevk eden nedir? Mesela siyasette çok antikadır. Kendi taraftarı şeytan olsa melek okur. Karşı iki tarafta ise melek gibi adama şeytan dedirtir. Bak böyle bir şey. İhlas risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale. Ve sonra onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve on dakikadaki haletleri çünkü insanda iki tane korkunç hal var. Ben buradan psikoloji çıkarıyorum. Bunu kaçırmayın bayram. Bir dakikada bir halet var, on dakikada da bir halet var. Ayrıdır. Bir dakikadaki halet dışsaldır. On dakikadaki halet kurtulmak zordur. İkisini de söylüyor. Yani maddi nefse emmare, manevi nefse emmare. 20. lema, 21. lema. Bir dakika, on dakika. Bir dakika neydi abiler? Yukarıda orayı kaçırdık mı abiler? Bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla. Ha, sıkıntıdan dolayı birbirimize feveran etmek. Ya bırak ya İbrahim ya adam mısın ya böyle yapıyorsun zaten her zaman. Ha bir dakikada böyle patlıyoruz. Bu maddi nefse emmare eylemde gözükür. 10 dakika ise içim yanıyor. Mehmet'e diyeceğim diyemiyorum. Çamaşır gibi kıvranıyorum. Lahana gibi ezilip üzülüyorum. Ulan nasıl yapacağım onu nasıl diyeceğim ya falan. Bir gün geçti iki gün geçti. 10 dakika bu içsel. İçsel hesap. Ulan nasıl denk getireyim? Aslında laf mı giydirsem? Tamam mı böyle? Bir yerde bir şey yapmasam. 10 dakika da bu. Evet. İkisini zikrediyor. İkisine de karşısında yerine. Acayip değil mi? Niye diye soracaksın. Niye 10 dakika dedi, 1 dakika dedi ya? İşten kurtulmak, içsel o birbirine çatışanlardan kurtulmak çok uzun zaman alıyor. Niye mecazi hakiki değil ki o. Mesela diyelim ki haset. Hakikisi basar. Hasedin ifrat tefriti mecazi değil. Hakiki değil ki. Seni tanımlamıyor. Mesela diyoruz ya bazen. Mehmet bugün acayiptin lan Arnavutköy'de. Bayağı bağırdın çağırdın. Vallahi suratınla acayipti gözlerine. O kimdi lan senin suratında başka birisi vardı. Ya ben o şey oldu ya. Sen hakiki misin orada?
Sen değilsin ki o. Adam binmiş ata, dık zık dık zık gidiyor. Bir biniyor bize nefis, bir bakıyorsun ki demeyecek de diyor, diyor. Yapmayacağını yapıyor. Mecazidir o. Veya sen ne anladın, siz ne anladınız? Mecazini şöyle anlarız. Mecazin tersi nedir? Hakiki. Hakiki mecazi. Ha, bir şey nedir çözemiyorsak zıttıyla git. Nedir? Nedirin yerine ne değildir? Mecazin yerine hakiki koy. Hakiki nedir? Fıtrat hastiyedir. Mecazi nedir? Bozulmuş fıtrattır. Yani bozulmuş ne? İfrat tefrit. Oysa haset nimettir. İfratı nedir hasedin? Yani bende de olmasın, onda da olmasın. Mesela evliyalar bu hakiki nefse emareye şey yapmışlar ya. Teskiye öldürmüşler ya. Bunu yapan kişi niye mecazin takılıp kalsın ki? Yani mesela maddi nefse gazali girmiş mağaraya. İslam toplumunda ki haram yok. Girmiş ama ne demiş sonra? Hakiki, hakikisinden kurtardı. Maddi nefse mağara. Haram haram yok. İçki yok. Şu yok. Bu yok. Hakiki. Mecazi nedir? Sanki beni tanımlayan manevi nefse mağara. Hakiki benim. Girdi peki. 10 sene dayanmış çıktı. Ne dedi? Dedi ki beyanat veriyor. 10 sene mağarada kalan bir ustad. Diyor ki niye çıktın? Mağarada diyor vesveseye düçar olmayacağımı bilseydi mağaradan çıkmazdım. Birincisi bu. İkincisi her şeyi akılla izah edenler Allah'ın rahmetini daraltmış oldular. Hakikiden kurtardı. Manevi mecazi nefse mağarada nasıl kurtaracak? His var, heves var, asap var, damar var, hodgamlık var. Onlardan nasıl kurtulacaksın? Sen değilsin ki o. Nefs emare de var. Şey gibi abi, görünmeyen düşman daha tehlikelidir. Tabii ya. Mesela maddede görünenle yani yine mukabele edebilirsin. İşte maddi nefisle mukabele edebilirsin. Evet. Ama işte görünmeyen düşman nasıl var? İrafırlar ben sana daha şiddetli kafirlerden de. Yani. Senden kaçarım ama kendimden nasıl kaçacağım? Bende ya o. Tefevvuk etmek bende, hotkamlık bende, damar bende, heves bende. Haramdan kaçarım, televizyona bakmam. Onu da almam, yemem. Tamam sana de mutfakta davranış, hoş geldiniz, hoş geldiniz, yaptım. İçimden boşu devrilsin. İçinde böyle, nasıl yapacağım onu? İçinden aferin Mehmet kardeşim, Resul ne güzel ders yapıyorsun, abim benim, abilerin abisi falan. İçeriden göreceksin. Valla burada bir tostlasa ya. Ya acı bir şey. Ders anında dersi yapamazsın diye dedirtilen var ya. Işte. Bu acayip bir şey ya. Bu hakiki değil bizde. Biz değiliz bu. Birisi bilmiş bu hata. Ne diyor biliyor musun bak? Onların açtığı yaraları tedavi ediyormuş. İhlas Risalesi ve Risale-i Nur. Risale-i Nur ama haseten şey evet. Mesela diyelim ki şeyde gidiyordum Hatay'a nöbete arabayla rüştar arabayla. Gidiyor namaz kılacağım. Namaz kılacağım. Ama Tuz Gölü'nün oradan geçiyorum. Şerefli Koçhisar. Türkiye'nin en tatlı kavunun olduğu yer. Böyle bir yer görmedim dünyada. Dünyada görmedim daha. Neyse lan dedim nerede namaz kılacağım? Bayağı çöl gibi gidiyor. Ya çıktım serdim sarıkla sardım falan. Namaz korktum yani riya olur mu falan diye. Bir baktım Kastamonu'da değil mi? Riya dersi var. 188 miydi? 185. 84, 185'te geçiyor. Farzlarda vaciplerde riya girmez. Of be. Niye anlattım? Şablon olunca rahat ediyoruz. Hem de rahat ediyoruz. Bir de hemen cevabı da geldi ahiretten, ötelerden. O sarık da uçuyor ya böyle. Bir güldüreyim sizi. Tuz Gölü ya böyle esiyor. Sarık da dalgalanıyor. Bir traktör bir yaşlı 50-60 yaşlarında o zaman. Amca ile babaanne önümü kesti. Ona selam verdim. Kavun dolu morgda, remotta. O zaman biz 22 yaşındayız. Oğlum bagajını aç.
Ya bana bir tane yeter neyse. Sen dedi bu sardığına göre diyor adam, kültürlü adam. Sen bir yere mensupsun. Onlara götür. Hiç unutmuyorum. Kaç sene geçti ya? 1991, 92, 90, 91, 91. Mekanı cennet olsun yaşasın. Allah biliyor onu. Hani riya olur mu diye ben müşakas misal verdim. Riya olmazmış meğer. Farzlarda var. Ha, bir yere dayandın mı? Oh. Niçin söyledim? Bizi bunlardan böyle mutlak bırakmamak lazım bu dersi. Yapacağımız iş hakkında şeriat, İslamiyet, Risale'nin hükmetmişse daha korkma. Ondan korkma. Mesela içimizden bu geçmez mi? Diyor ki Risale'de, mesela dışarıda, ooo Barış hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bundan mesul muyuz? Muhammed ümmeti bundan mesul değil. 86. sayfa Ömer Nasibin'de geçiyor değil mi? O içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesul değilsiniz. Bak, ölçüye bak. Konuşmadıkça yapma. Risale'de ne geçiyor? Şeyde 20. mektupta, Uvet 22. mektupta. Onunla amel edilmezse, manevi bir istiğfar olan kusurunu da anlasa bir zarar vermez. İçimden geçiyor böyle. Tahir. Var ya bu Tahir falan. O canlar bir okusam. Şöyle bir düşse ayağa kaysa bir sürü şeyler geçiyor ya. Tam tersine bu günah değil, cihatmış. İçinizden geçeni demedikçe, konuşmadıkça, amel yapmadıkça tutuyorsun ya. Küçük cihatta büyük cihat. Bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri, bir dakikada ayrı bir halet olur. Bu fevran olur. Asabilerde olur. Olur. Kale almayın onu. Bir insan mesela birbirimize kızdık. Ne zaman kale alalım abi bu şeyi derseniz. Bunu Rüştar bize anlatırdı. Ben de size naklediyorum. Ve çok istifade ediyorum. Bu adam bana abi nöbette, mutfakta, şurada, burada patlıyor bazen ya. Derdi ki her daim böyle mi bu? Bu ahlak veya damar. Ha o zaman ama bir anda patladı. Beşeriyetine ver, kale alma. O zaten pişman, o zaten yanıyor. Yani daimiliğine bakın. Devamlı mıdır? Hüküme kişilere bakar. Tamam. Bütünsele bak. İkinci ölçü, iyilik, kötülüğü. Bu adamın hayrısı, mesela bizim günahımız yok. Eksikliğimiz yok. Ama bak hayır daha fazla olduğu zaman kardeşim. Sonra bu çok önemli şeyi söylemek istiyordum da. Bir dakikalık haletle dakika, bir de 10 dakikalık haletleri birden izale etti. Hangisi? Gene uygulayalım. Maddi nefse emmare bir dakikalıktır. Çaresi de feveranı da patlaması. Manevi nefse emmare 10 dakikalıktır. Risale-i Nur maddi nefse emmareyi hallediyor. İhlas risaleleri manevi nefse emmareyi hallediyor. Nazm-ı mani bu. Çizersek buraya öyle oluyor. Anladık mı nazm-ı mani? Hani onu dizersek uzun soluklu şeyi Risale-i Nur, yani maddi nefse emmare diyor ki Risale-i Nur sana verdiği terbiye diyor. Arama bakmıyor. Sokağa çıkmıyor. Kafası aşağıda. Nur talebeleri zaten simasından belli yani. Yani sanki Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi yani. Sirayeti. Şey, bunu Abdurrahman tespiti ya. Yusuf her peygamberin ümmetinin pisliği cemiyette olduğu için bu asırda her peygamberin de tamircisi de Risale-i Nur olunca her peygamberin sıfatı da nur talebelerinde gözükür. Adem Aleyhisselam sıfatı nur talebesinde vardır. Seviyesine göre. Süleyman Aleyhisselam vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi de vardır. Yani. Olur yani. Çünkü şimdi baktığımız zaman izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Bak birincisi ne yaptı? O aletleri birden izale etti. Risale-i Nur. Manevi bir kusurunu anlamak, istiğfar olan, manevi istiğfar olan kusurunu anlamak, bu da şey, manevi nefse emmare. Yani kusurunu anlamak. Yani burada yapma, etme demiyor. Yani yapar, düşer, söyler kardeşim. Size de bir nasihat edeyim yani ben. Çok mühim. Yani bu belki bu dersin şeyi en altını çizeyim. Gençsiniz ya.
birbirinizi, diyelim ki Mehmet, beni veya seni onu, beni, ben de uygula. En rezil şeyde görseniz, hiç tahmin etmediğim bir şeye düşersen, sakın muhabbetinizi kesmeyin. İnsandır, düşer. Önemli olan daimi ve umumi midir? Yani akılla bu günahını devamlı o yöntemi yapıyor mu? Aklıyla o günahı yapmak için yol buluyor mu? Ama insan düşer. Birbirinizi itham ederseniz diyor. Dün akşam değil mi o hadisi kim hatırlattı? Gelirken. Arabada gelirken. Peygamberimiz demiş değil mi? O itham ettiğiniz sizin başınıza gelmedikçe, onunla imtihan olmadıkça ölmezsiniz. Yani birbirimiz arkadaşlar. Düşersiniz. Cep telefonunda, bilmem nerede. Olur. 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 Ama onun devamındaki mektupta şöyle bir şey diyor ya. He. Onun devamındaki mektubu Allah. Ne diyor? Söyle abi. Şöyle. Sakın çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet, yani zıtlık düşmesin. İnsan hatadan hali olmaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Bak gördün mü? Söyledi. Demek hep nefis ve şeytan. Bak Allah Allah. Sizi karşı itiraza haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit, bak haklı olarak. Haklısın. Onu bakmaması lazım. Cep telefonu açmaması lazım iken haklı. Sevk ettiği vakit deyiniz ki biz böyle cüz'i hukukumuzu böyle değil, böyle cüz'i hukukumuz, belki hayatımızı, haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Eğer sen onu inşa etsen belki tesanet bozulacak. Ya. Yani o fiilden dolayı birçok insanların nazarı değişecek. Onu hazmet diyor mesela. Değil mi? Mesela diyelim ki adam şaya ediyor. Ha bu da vacip oldu. Bu dersi de bir dahaki şeyinde yapalım. Mesela diyelim ki cemaat içinde bir tane bir günah ortaya çıktı birisinin. Bir abi de şunda bunu. Ya yut ya. Yani asıl hüner diyor sana. Ha? Asıl hüner kardeşini fena gördüğü zaman. Diyor. Evet, fena evet. Şimdi peki yaydın. O adam tıklayan adedince adam gıybet yapıyor. Kim tıklıyorsa tenkidi, gıybet. Mesela beni tenkit eden haklı doğru. Hep doğru olsa bir video yapmış adam veya yazı yapmış. Doğruyu yayıyor. Gıybet. Yalan söylüyorsa iftira. Şimdi böyle dahi olsa diyor, bizim esas can damarımız olan uhuvvet. Ne güzel demiş ya, Hulusi abinin şeyi de o değil mi? Hizmeti zaten külliyat yapıyor. Siz uhuvveti koruyun. Yani Hazmederse abi şurada çok güzel bir tabir kullanıyor. Şu ana 317 diyor ki, bu zamanda diyor hizmeti imaniyede hazm-ı nefsini bırakıp. Hazm-ı nefsini bırakan mahfiyet ile tesanet ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade makam alır diyor. Üf, bir veliden ha. Veli öldüğünü anlamaz ha, şehittir. Yani ne yaparsa bir kardeşimiz mahfiyetle hafz-ı nefsini bırakıp ondan sonra tesanüt etse, ittihadı muhafaza etse yani uhuvvetimizi korusak, vefat etse veliden diyor. Veli gibi mi diyor? Veliden ziyade. Peki İhlas Risalesi'nin sonunda ne diyor? Değil mi? Bir sene bu Risale'yi anlayarak ve kabul ederek okuyan asıl normal bir hocası olur. Ne diyor? Hakikatli emniyeti bir alimi olur. Hocası demiyor. İhlas Risale'leri ya. Mesela az önce bu bir dakikalık, 10 dakikalık haletlerden, mevlite, fevvükten falan bahsettik ya. Onların cevapları hep 21. lemada var. Hepsi var. Bak şuraya bir de bitireyim o zaman. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Tamam, bilmese ne olacak? O hatamın muaccel cezası olan, bak bilmedik değil mi? Bilmesem ben. O hatanın peşin cezası. Her şeyi şeyde çok güzel anlatıyor. Sonra o verilecek cezanın dünyada da peşini var. Latif nüktelerdeki şeyde misal. Evet. Nerede? Latif nüktelerde var. Bir de 22. mektupta olmayıp bir kitap, küçük kitap olan Uhuvvet Risalesi'nin sonunda var. Bir de sunuatta var. Ve innel ebrare lefi naim ve innel fucare lefi caim.
Orada diyor ki, ahirette bir şeyin mükafatını veya cezası mı seni bekliyor? Ceza ve mükafat bekliyor mu? Onun bu dünyada alameti var. Sendeki vicdandaki lezzetse o işin, senin mükafatı bekliyor. Eğer vicdanın rahatsız ediyorsa, vicdan olmalı tabii, senin cezası bekliyor. Şimdi maddi nefse emareden kurtuluruz abiler. O kolay. Çok kolay inan. Televizyonu açmazsın. Abi sokağa çıkma. Veya şöyle yapardık. Mesela derse gidiyorduk. Araba ne arabası? Bisiklette yok bize. Derse gidecektik. Koca Mustafaşa'da 1980'de Zeytinburnu'na derse gideceğiz. Tamam. Fındıkzade'ye, Aksaray'a derse gideceğiz. Düşünüyorduk. Ulan bu yoldan gitsek kara mı 10 tane görsek buradan 5 tane görürüz. Yolun uzunluğuna bakmazdık. Yani şey için söylüyorum. Maddi nefse emareden kurtulabiliriz. Ama manevi nefse emare var ya. His, heves, damar, asap, hodgamlık, meylü tefevvük. Böyle bunlardan kurtulmak uzun solukludur. 10 dakikalık gibi bir halet. Haram ise bir kafa çevir, bakma geç. Bir dakikada halledersin. Ama bunların dünyada da peşin cezası var. Ne diyor o? Hatanın muaccel cezası olan. Mehir de öyle ya biliyorsunuz. Evlenirken mehir iki tanedir. Muaccel, müeccel. Acele edilen, hemen o konuşulan mehir var, bir de müeccel sonra. Böyledir ya. Hatamın cezası, muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Aleyküm selam ustad. Bu şu arada İhlas Risalesi ile alakalı bir şey diyor da abi. He. Direktim orada bizler diyor imkan dairesinde şu aralar 500'de. 500'de. Yani neden İhlas Risalelerini burada üstad diyor? He. Yani burada bunun risalesi bilhassa İhlas Risaleleri diyor ya. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle Lema-i İhlas'ın düsturlarını hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücut derecesine gelmiş diyor. Vay be. İhlas Risalesini birbirimize uygulamamız lazım. Bir de Kastamonu'da da biz de Lema-i İhlas'ın diyor abi düsturlarını diyor. Her vakit göz önünde bulundurmalıyız diyor. Bulundurunuz diyor. Bak Lema-i İhlas'ın düsturunu göz önünde bulundururuz her daim. O zaman Resul, mesela ben beşeriyet itibariyle düştüm hataya. Bunu hemen cemaate demen mi gerekiyor? Yok. Dememek gerekiyor değil mi? O burada diyor değil mi? Şer sen okudun. Uygulamamız lazım abiler. Sırf bunu uygulasak yetiyor bize. Demek ki hani diyor sizler aranızda diyor ara sıra ihlas, iktisat, hücumat isteği. Üç risaleyi beraber mutala edin diyor. İktisat zannediliyor ki para mal mülk. Oysa hayal, tefekkür, tahayyülleri, tasavvurları, bilgileri, malumatlarımız var ya, bunlar iktisatlı tut içeride. Çıkartma. Hasan abi. Ha abim, hafızım. 20. Lema, 21. Lema ayrı ayrı söylediniz ya. Mesela Nurcular da kendisinde bir sürü grup yani. Evet. Hangisini? 20. 21. mi? Ha işte uyguladım ya hafız. Şöyle. 20. Uygulayayım bak. Ya merkezden dışarıya çıkayım. İçimdeki heves var hafız. Hodgamlık var. Hodgam var yani. Ben merkez diye şey yapıyorum. Ben diyeyim ya. Bunları ben ifade edeyim ya. Ben gözükeyim, ben tanınayım, ben bilineyim. Heves var. İçimizde bir sürü şeyler var. O zor işte. Manevi nefse var. Maddi nefse var. Yemem. Tamam. Yapmam yani. Kolay. Yani birisi mülk, birisi melekut. Şimdi Nurcular arasında daha gitmeden içimi söyledim. İçimdekileri dengelemek manevi nefsem var. Davranışlarımı kontrol etmek maddi nefsem var. Dışarıya çık. Ben bu dershanede, hizmette manevi nefsem var'ı kullanmam lazım. Düşünmek, muhabbet etmek. Muhabbet etmeyeceğim yani sevmek zorundayım. Adamın hasanatı fazla. Mesela öyle bir kardeş var ki hakikaten fazla o kadar meziyeti yok. Ama vesileliği çok. Çok fazla vesileliği var. Söyleyeceksin ya. Ha. Ama içimde ya püf, yapmayacaksın.
bak dışarıya çıktım. Biz davranışlarımızda manevi nefsemareyi kullanacağız. Hiç heves damar yapmayacağız. Mesela damar ne? Dün mesela Tahir ile Zübeyir kapıştı. Veya benle kapıştı. Müslüman Müslümana kaç gün olmalı? 3 gün. Zübeyir abi dermiş ki Nurcu en fazla bir uykudur. Bir uyku yani yatıp barış halet değişikliği oluyor ya. Ya sen 1 gün 2 gün hala barışmıyorsan bakma. O kusurla küs oldun ya, sen aslında bahane arıyordun. Çünkü Allah Resulü söylüyor 3 gün en fazla. Kardeş olun, ey Müslümanlar kardeş olun, kardeş demiş değil mi? Ha, uyguladım. 1. İçimi manevi nefsemmari, davranışlarımı maddi nefsemmari. Hizmetteyiz. Davranışlarımı manevi nefsemmari. Diğer nurculara maddi nefsemmari. Risale uygulayayım. İçimi 21. lema, davranışlarımı 20. lema. Cemaate uyguluyorum. Dershanedeyim. 21. lemaya göre yaşayacağım. Gelen arkadaşlar cemaatimiz akşam dersleri gelecek. Bugün günlerde ne? Pazartesi. Pazartesi. He. Nerede dersiniz var sizin? Cennette. Cennette. Ha, yani diğer kardeşlere 20. Gelelim nurculuğa, nurculuğu uygulayalım. Bir nur talebesi kendi mabeynimizde bütün o nur cemaati gruplara hepimize 21. lemaya göre barışacağız. Tarikatçılara, Süleymancılara, Mahmud Efendi, Cafer'e, şunlara bunlara 20. lema. Yani bulunduğun kattan dışarıya bakmak. 5. kattan ise farklı, manzaran farklı. 10. katta ise farklı. Yani ilk önce merkezde içimizden başladım. İçimizi 21. lema, davranışlarımı 20. lema. Cemaat içinde 21. lemayı yapmaya çalışacağım. 4 tane dustur uygulayacağım. Kardeşimi tercih edeceğim. Nerede? İmamlıkta. Baklava yenirken elimi seriye takmamam gerekiyor. Nefsine hoşuna giden şeyler. Tabii. Mesela çorba olduğu zaman rolanti de çalışıyor. Hey İbrahim. Nasıl İbrahim? Baklava olunca nasıl oluyorsa her seriye çalışıyor. Ağzında durduğu aldı, bir tane daha alıyor şimdi. Demek ki ta oraya kadar kendi mabeynimizde 21. lema, dışarıya 20. lema. Yani böyle dışarıya çıkmak. Ama bu mektup var ya 234 şurada şu. Yani günaha düştük. Tamam düştük ya. Ne yapacağız kardeşim? Dün adam günaha düştü. Düşen veya düşeni görsek. Şu kadar bir paragraf bakın. Şu kadar. Vallahi psikoloji şeyi. 230'a okudun ya sen. Yani diyor ki sakın sakın dikkat edin. İçinize bir zıtlık yani mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz. Hatasız olamaz. Çünkü biz mahfuz değiliz, masum değiliz. Peygamberin sıfatıdır. Mahfuzdur, korunuyor. Bir şey yapacağı zaman yanlış, Cebrail geliyor. Bize Cebrail gelmez. Hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açık. Günah yaptı. Hasan günah yaptı. Tahir. Tamam da abi 2 gün önce böyle yapmış. Tövbe ettim belki. Ondan sonra ne diyor? Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza haklı olarak tenkite sevk ettiği var. Ama haklıyım abi. Tabii zaten burada da öyle diyor. Haksız zaten tenkit edemezsin. Haklı olarak tenkite sevk ettiği vakit deyiniz ki biz değil böyle cüz'i hukukumuzu, belki hayatımızı ve hissiyatımızı ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir deyip nefsinizi susturunuz. Medarinize bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrepte olmaz. Musama ile birbirinize bakmak şimdi elzemdir. Ya kardeşim bu ne biçim bir şey ya bu? Nasıl bir psikolog ya? Nasıl bir şey ya? Nasıl bir ölçüler ya? Ben buna uysam var ya niçin heyecanlanıyorum? Acaba 1990'da
96'da yaptığım hatayı acaba o alet oldum, o ciddi bir hataya yapar mıydım şimdi? Yani biz gençtik. Bizden büyükleri sürükle. Acaba ben bunları bilseydim, okumuyor muydum? Kardeşim okumak o değil ki ya. İhtiyaca göre mahsediyorsun ya. Şuraya bak ya. Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrepte olmaz. Musamaha ile birbirinize bakmak şimdi elzem de ne demek? Olmazsa olmaz abi. Onu en lüzumlu ya. Lazımdan daha üstün yani. Hafız. Kur'an Arapçası olan hafız. Elzemle lüzum farkı ne abi? Birisi lazım. Evet. Birisi şiddetli lazım. Çok, çok çok lazım. En lüzumlu. Ya kardeşim bu nasıl bir şey? Ya vallahi ben riya işini demiyorum ya. Yani bunları okudukça hem rahatsız oluyorum ha. Yani yaptığım hatalar, o kadar hata var ki ya. O kadar hata var ki, yemin ederim. İkide bir abi duada ya Rabbi kusurumuzu affet, ne yapayım? Ya o hatalar nasıl bilmiyoruz ya. Demek ki okumuyor muyduk? Okuyorduk. Ama niye sünger suyu emmedi? Su içinde varmış, başka şeyler var ki emmedi. Barla'da mesela bir şey var. İftira mektubu. Kaçtı? 300? İftira mı? Yok, iftira. 255 miydi? Yani gözünüzle bir adamı, birisini itham ediyorsunuz. Zina ile. Yuhibbukum nasıl doğu? Ay. Lahme ahi meytemi. 268. Yok, yani. 268. Peki ne diyor biliyor musun? Tövbe yok ha orada. Böyle gözüyle görmüş dört tane şahidi getiremeyenin daha onun şahitliğini üretmeyin ama yalancıdır. Yalancı da. Peki tövbesi var mı orada? Tövbe de derlese diyor mu? Ben göremedim. He? Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen mevdudu şehadettir. Ebedi şehadetlerini kabul etmeyiniz. Ebedi daha kabul etme onu. Dört tane şahidi gösterdin mi o kadına ve erkeğe zina isten? Yani kardeşim bunları biz bilsek var ya. Biz ne kadar rahat ederiz. Sanki bu kainatın patronu biziz. Bu hizmetin sahibi sanki benim. Ya sana ne karışma işte ya. Ya değilsin geliyor kendime. Sana ne? Sana ne ya? Ya bak bunu çalsam. Böyle ya bu ne kadar acayip bir şey ya. Tesanüdüzü sarsacak. Ha, hata yapmadı diye demiyor. Diyor ki haklı olarak tenkiti sevk ettiği vakit. Lan yaptı bunu ya. Olsun. Fermanın çık. Konuşma. Deme. Gündeme getirme. Deme. Deme kardeşim. Haklı olarak tenkide. Hatadan hali değil. E peki düştü ne yapacağız? Bir çekmedim ben vurayım buna. Öyle demiyor. O zaman kardeşliğin hukukunu koruyacaksın. Ne diyor o zaman? E kardeşin hassası şudur ki kardeşi hata yaptığı zaman o Allah bilmem nesini versin. Zaten hak etmişti. Bu kader tokatı vurdu zaten. Yok daha çok. Sadakadan okuyor. Yok daha çok sadaka. Daha onu tutun diyor. Şurada bir tane hoca var Hasan abi. He. Güzel bir sözü var. Diyor ki okumak da kolay, yazmak da kolay. İş mucibi ameldedir. Mucibi ameldedir. Mesela bir size iki yer göstermek istiyorum ve dersi kapatıyorum. Şefkat tokatında iki tane yerde, iki veya üç, iki biliyorum. Nokta 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 var. Niye var? Bir tane sen de şey abi, izin verilmediğinden yazdı, hani şey olacağından mı yazılmadı? He, ikincisi. Şimdi diyor ki, bak diyor, izniniz mesela bir yerden geçiyoruz tamam mı? Şer'i hukuktan söyleyeyim. Resul senin tarlan var şurada. Elma tarlan var. Sen orada değilsin ama senin telefonun da yok. Sana güveniyorum, itimat ediyorum. Resul bana helal eder. Gördün. Elmayı koparıp yiyebilir. Yerim. Resul ya, hakkını helal et. Bahçende. İslam hukukunda var. Tamam. Şimdi ustad şefkat tokatına kullanıyor. Diyor ki, helal etmezseniz diyor, kaldırılacak diyor şefkat tokatını. Yazılmış şefkat tokatı. İki tane abi şefkat tokatının yazılmasını istememiş.
Usta da bildirmiş, ustadım razı değilim ben ona demiş. Ustad da kaldırıldıysa nokta nokta niye koydun? Burada vardı, kalktı demektir. O da bir terbiye bize. Kalktıysa tamam nokta nokta koyma. Adam razı değil zaten. Kaldır. Diyor ki ustad şefkat tokatını anlatırken bile abi razı değilse gıybettir. Gıybet gıybet. Haklı şey söylüyorsun. Mesela Hasan şunu yaptı da tokat yedi. Doğru. Ama doğruyu söylediğin için gıybet zaten. Bizim Karadeniz'de Laz'dan bir laf var. Gıybeti başına olsun. Yalan demiyorum. O ki do yaptı. Doğruyu söylüyorum diyor. Doğruyu söylüyorum. Gıybeti başını yesin diyor. Yalan mı diyorum. Aynı kustu bu kadar. Doğruyu söylüyorum diyor. He koca. Koca doğru söyledim. Gene bu gıybet mi diyor. Ulan nasıl öyle bir izli geliyor otobanda. Altına takoz koysam onu bile aşar ya. Yok nasıl bana da çarpacak. Zaten doğru dediğin için gıybet. Ya Ali bir ustad orada o nokta nokta bile terbiye. Bizi terbiye ediyor. Diyor ki razı değil kaldırdım. E o zaman Barış. Hemen kardeşimin şefkat tokatı yedi. Belki de makam yükseldi. Allah ona bir makam biçti. Ameli muvaffuk değildi. Böyle Cenab-ı Hak sıkıntıya soktu. Günahını sildi. Tokat olduğunu nereden biliyorsun? Ve iki. Razı değilse. Mesela beni Hasan kardeş tokat yedi. Razı değilim. Aynı niye şey? O zaman söylüyorsun. Ya bir umum hukuku. 10. lemada umum hukuk anlatmıyor. Razı değilim kardeşim. Haram. Peki o dedi. Ben ne yapayım? Tıklarsan dinlersen gıybeti zaten. Çünkü isteyerek dinliyorsun. Bak kulak açıyorsun. Ha kulak açtın ha mouse'a bastın. Aynı şey. Söyle bakalım ne demişler. Onun o 258 miydi barlada? O haram şeyi, he? 268. O zinayı diyor ki ya şakı şefe etmeyiniz. Konuşmayınız. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bir hadisi var. Bilal Habeşi naklediyor. İnsan bil mana söylüyorum. Her duyduğunu söylemesi ona gıybet olarak, haram olarak yeter diyor. Günah olarak yeter. Her duyduğunu. Ya niye dinliyorsun kardeşim? Ya dur kardeşim. Dur. Gıybet etme ya. Demeli. Burada duruyoruz. Ben size bir dahaki ne zaman yaparsak dersimizi 13. lema var ya şeytandan istiaze. Tamamen %99 değil. Tamamen hepsi tabirdir o kelimeler. Onu beraber yapalım. 13. lema. İnşallah. 13. lema hakkında benim şeyim, düşüncem şu. İmam-ı Şafii radıyallahu anh demiş ki Kur'an değil sırf vel asr, asr suresi gelse iç ve diş istikamet için vel asr suresi yeterdi demiş. Ben de diyorum ki la teşbih ve la temsil bu misale külliyat gelmemiş olsa 13. lema gelseydi yeterdi. Orada beni sistemi yapılandıran ve tahrip edeni anlatarak kıblemi koyuyor. Aslında şeytandan istiazi gibi gözükürken sistemi anlatıyor. Ben sistemi tanımasam sistemin doğrularını ve yanlışlarını nasıl bileceğim? Vesvese risalesi sonuçtur. Yani düşünseldir ve sonuç 13. lema sistemdir. 13. lemayı beraber yapalım inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.